Sevgili arkadaşlar, merhaba. Tekrar karşınızdayım. Bu sefer de yine Aydın Yayınları'nın 30'lu TYT denemelerinin 25.sini, kaliteli denemelerden 25.sini çözeceğiz. Yavaş yavaş 30'lu denemelerin sonuna doğru geliyoruz. Son 5 deneme. 25. denemedeyiz. Güzel bir deneme kitabıdır. Ben hem yazarken hem de çözerken keyif aldım. Umarım siz de kitabı alıp çözdüğünüzde, çözemediğiniz soruları YouTube kanalından izlediğinizde siz de aynen benim gibi keyif alırsınız. Bir şeyler öğrendiğinizi, bir şeyleri yorumlarken kendinize artı bilgi kattığınızı düşünürsünüz ki aldığımız eleştiriler genel anlamda bu şekilde. Çok güzel bir yorum kitabı, çok güzel bir TYT kitabı olduğunu, TYT deneme kitabı olduğunu söyleyen insanlar çok sayıda. Şimdi yine TYT denemesini çözeceğiz. 25. denemeyi çözeceğiz. Tabii sizden de ricam, her zaman olduğum gibi artık bunu bütün videoların başlangıcında söylüyorum. Yani ne kadar etkili olur bilmiyorum ama sizden ricam videoları abone olarak izlemeniz. Abone olduğunuzda YouTube'un işte kanal hakkındaki düşüncesi daha pozitife dönüyor ve ben asıl mesele benim şeyim, benim açımdan demek ki kanal işe yarıyor ya da birileri tarafından işe yarayan bir kanala dönüşüyor ve o zaman biraz daha uğraşayım, bununla ilgili hissiyatı geliyor. Bu da güzel bir şey. Bunun için özellikle rica ediyorum, deneme videolarını ya da herhangi bir videoyu, hangisi olduğu önemli değil, izlerken abone olarak izleyin. Tercihim izlemeseniz de abone olmanız ama tabii ki de izlerken abone olduğunuzda çok daha mutlu olacağım. Tabii burada önemli noktalardan bir tanesi de şu: ister abone olun ister olmayın, videolarla ilgili, sorularla ilgili yorumlarınızı, düşüncelerinizi, işte TYT denemesi çözüyorum, TYT denemesinin işte durumuyla ilgili yorumlarınızı lütfen iletin. Çünkü bu yorumlar hedef kitle açısından sizin isteklerinizi ortaya koyacak ve dolayısıyla biz de yazar arkadaşlarımızla birlikte sizin istediğiniz şekilde bu yayınları tekrar düzenleyeceğiz diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu karşılıklı bir iletişim durumuna dönüşecektir diye umut ediyorum şeklinde bir giriş konuşması yaptıktan sonra Aydın Yayınları'nın 30'lu denemelerinin 25. kaliteli denemesini, TYT denemesini çözerek yolumuza devam edelim diyorum. Haydi siz abone ol tuşuna basıyorsunuz. Ben de birinci sorudan çözmeye başlıyorum. Birinci soru bir adezyon kohezyon kuvveti sorusu. Gayet de güzel tasarlanmış bir soru. Güzel de yazılmış bir soru. Şöyle söyleniyor: bir pastane açılış yaparken ilgi toplayabilmek için şekildeki gibi büyük bir kabın içinde su ve nişastayı karıştırarak nişasta havuzu yapıyor. Bu havuza girerek hızlı hareketlerle yürüyen insanlar havuzdaki karışım içerisinde batmadan yüzeyde kalabilmektedir. Buna göre yargılarında belirtilenlerden hangileri insanların batmadan nişasta havuzunda yürüyebilmelerini açıklarken kullanılır? Şimdi sevgili arkadaşlar, buradaki temel mesele şu: kişilerin ayakları, şurada ayağı düşünün, ayakları nişasta havuzuna bastığında nişastanın su molekülleriyle birleşerek bir yüzey gerilimini artırıcı etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ayağı ile nişastanın yüzeyine basan kişi için o yüzeyi kırıp ya da o yüzeyi yırtıp içeriye geçmesi biraz daha büyük kuvvetle gerçekleşecektir. Biraz daha zor bir olaydır. Suya göre biraz daha zor bir olaydır. Biz biliyoruz ki suyun içerisine nişasta katmak, tuz eklemek gibi şeyler yüzey gerilimini artırıyor. İşte suyun içerisine deterjan eklemek gibi durumlarda yüzey gerilimini
azaltıyor sevgili arkadaşlar. O zaman nişasta kattığımızda yüzey gerilimi büyüdü. Eğer hızlı hareketlerle, yani ayağın su, nişasta ve su karışımının içine batacağı zamandan daha kısa zaman aralıklarındaki hareketlerle yürümeye çalışırsak, o zaman bu su nişasta karışımı içerisinde batmamış oluruz. Çünkü daha yüzeyi geçmeden hemen ayak bir sonraki adımını atmış oluyor. Dolayısıyla hızlı hareketlerle ilerlediğimde bir suyun kaldırma kuvveti değil bu sevgili arkadaşlar. Yüzey gerilimini geçemediğim için yüzeyi yırtamadım. Ya da yüzeyi geçecek, yırtacak, yüzeyi aşacak kadar uzun süre beklemedim şeklinde düşünebilirim bu olayı. Buna göre yargıları değerlendirirsek, birinci yargı şöyle diyor. Suya nişasta eklendiğinde karışımın öz kütlesinin insanın ortalama öz kütlesinden büyük olması. Şimdi buradaki temel mesele öz kütlenin büyük olması değil. Çünkü dikkat ederseniz burada yürüyen insanların ayakları neredeyse hiç batmamış. Öz kütle olsaydı hadi belki yarıya kadar battılar filan derdik. Böyle bir durumda sanki öz kütle, insan öz kütlesi ortalama işte 0.95 civarında bir şeyse eğer, ya da 0.9 civarında bir şeyse, bu nişasta havuzunun öz kütlesinin işte yüzde ne bileyim 10 katına 100 katına suyun öz kütlesinin çıkması gibi bir şey. Ben 100 katı biraz abartı oldu ama çıkması gibi bir şey olur. Çünkü batan hacim çok küçük oluyor. Dolayısıyla bu insanların bu şekilde havuz üzerinde yürümesinin temel sebebi olarak açıklamada yer almaz birinci yargı. İkinci yargıya bakalım. Nişasta su karışımında suya göre yüzey gerilim kuvvetinin daha büyük olması son derece doğru bir ifade ve bu olay açıklanırken kullanılacak bir ifade. Çünkü nişasta, suya nişasta karıştırdığımızda yüzey gerilimi büyür. Yüzey gerilimi büyüdüğünde de biraz önce anlattığım gibi yüzeyi aşmadan yürüme ihtimali ortaya çıkmış olur. Mesela su yüzeyinde yürüyebilen kertenkeleler var sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz. Bu kertenkelelerin aslında kütleleri yüzey gerilimini geçebilecek büyüklükte. Yani ayağı suya bastığında yüzey gerilimini normalde uzun bir süre geçerse geçip suyun içine girer. Ama ayak hareketleri o kadar hızlı gerçekleşiyor ki suyun yüzey gerilimi dolayısıyla bastığı yüzeyden içeriye daha girmeden öbür ayağını atmış oluyor. Dolayısıyla yüzey gerilimini yırtma süresinden daha kısa hareket, kısa süreli hareketler yaparsan batmadan hareket edebilirsin gibi bir duruma denk getiriyor. Bu da olayı açıklarken gayet güzel bir şey, bilgi oluşturuyor. Üçüncü yargıya bakalım. Nişasta su karışımında kütle çekim kuvvetinin suya göre daha büyük olması. Kütle çekim kuvvetinin suya göre daha büyük olmasının bir mantığı yok burada sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade anlatılırken, çözülürken ya da açıklanırken kullanılan bilgi, nişastaya su eklendiğinde nişasta su karışımının suya göre daha büyük yüzey gerilimin olmasıdır. Bu durumda doğru cevap C seçeneği olacak. Geldik ikinci soruya. İkinci soru gayet kaliteli bir soru gördüğünüz gibi. Şöyle söyleniyor. Kütlesi M olan bir cisim ile şekilde gösterilen yatay düzlem arasında oluşan sürtünme kuvveti sabittir. Cisim yatay düzlemin K noktasından V hızıyla fırlatıldığında M noktasında durmaktadır. Buna göre cismin kütlesi yarıya indirilip P noktasından kaç V büyüklüğündeki hızla ters yönüne doğru fırlatılırsa K noktasında durur. Noktalar arası uzaklıklar eşittir. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu soru hem dinamik hem de enerji bilgisiyle çözülebilecek bir soru. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Bakın, bu tür sorularda grafik çizmek bir anlamda işe yarayabilir. Biz çizelim grafiği, elimizde bulunsun. Hız zaman grafiği çizmeyi düşünüyorum şöyle. Şimdi bir kere şunu yapmamız lazım bu grafikte sevgili arkadaşlar. Burası hız olsun, şurası da zaman olsun. Şimdi cismin hızı V'den başlıyor ve T süre geçiyor ve cisim duruyor diye konuşalım. Şurası sıfır noktası. Peki bu grafiğin alanı sevgili arkadaşlar, şuradaki alan
mecburi olarak hadi gelin her bir uzunluğa x, 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 x dersek 4x mesafe var. Ama biz k'den v hızıyla fırlattığımızda m noktasında durmasını istiyoruz. Cismin v eşittir 0 olmasını. Dolayısıyla şöyle bir şey yazmış olurum bu grafiğe dayanarak. Cismin aldığı yol, yani şuradaki alan, alan eşittir 2x olmalı. Bu da eşittir v çarpı t bölü 2 demeliyim. Peki. Şimdi burada şuna da dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Şuradaki açı, bu açının eğimi yani tanjantı karşı taraf v bölü komşu taraf t ediyor gördüğünüz gibi. V bölü t değeri bizim için ivme olmalı. Yani aslında v yerine a çarpı t yazabilirim. Bu durumda sonuç şöyle olacaktır. Buradaki alan yani 2x kadar mesafe eşittir 1 bölü 2 v yerine a çarpı t yazarsam a çarpı t kare olacaktır. Peki bu elimizde bulunsun. Şimdi bundan sonra şöyle bir soru bölümü geliyor. Diyor ki bize p noktasından ben cismi tekrar fırlatacağım ama bu tarafa doğru v üssü hızıyla fırlatacağım. Cismin bu sefer k noktasına geldiğinde hızının sıfır olmasını bekliyorum diyor. O zaman v üssü kaç v? Bir kere şunu söyleyebilirim. P'den fırlattığımda 2x'ten fazla yol aldığına göre demek ki cismin hızı daha büyük olmalı. Yani şöyle bir v üssü hızdan başlamış olmalıyım. Şöyle bir grafik olmalı ve diyelim ki t üssü zamanda durmalı cisim. Şimdi sevgili arkadaşlar burada özellikle şunu söylemek istiyorum. Bu cismin ivmeli hareket yaparken hemen şuraya yazayım. Cisim üzerine uygulanan kuvvetleri bir gösterelim. İster K'den fırlattığınızda ister de P'den fırlattığınızdaki durum için geçerlidir bu. Bir kere bir cisim üzerine mesela K'den fırlattığımız durum için serbest cisim diyagramını çiziyorum. Cisim üzerine bir Mg kuvveti uygulanıyor ağırlık. Bir normal kuvvet uygulanıyor yüzeyin gösterdiği kuvvet. Bir de sevgili arkadaşlar harekete ters yönlü sürtünme kuvveti. Bu cisim bu tarafa doğru V hızıyla giderken. Tabi bu V hızını lütfen kuvvet olarak almayın. Bu bir vektördür ama kuvvet değildir. Dolayısıyla bu serbest cisim diyagramı üzerinde gösterilmez. Tam tersi P noktasından fırlattığımızda da şöyle bir şey olur. Aşağıya doğru Mg zaten var yine ve yukarıya doğru normal kuvvet yine var. Ama cisim bu sefer sola doğru V üssü hızıyla hareket ediyor ve bu durumda sürtünme kuvveti geriye doğru olacaktır. Peki her iki durumdaki sürtünme kuvveti de F sürtünme eşittir K kinetik çarpı normal kuvvet yani K kinetik çarpı Mg olmayacak mıdır? Aynen öyle olacaktır. Bu durumda cisim için net kuvvet, lütfen dikkat edin, sağa doğru giderken de normal kuvvet Mg'yi dengelemiş, net kuvvet sürtünme kuvveti kalmış, sola doğru giderken de normal kuvvet Mg'yi dengelemiş ve sürtünme kuvveti net kuvvet kalmış. O zaman F net eşittir, F sürtünme olmalı, F sürtünme eşittir, M çarpı A olmalı o zaman. Madem net kuvvet MA diye yazılıyor, bu durumda sürtünme kuvveti eşittir MA yazmalıyım. O zaman şöyle bir sonuca ulaşmış oluyorum. M çarpı A ile ifade ettiğim net kuvvet sürtünme kuvvetinden başka bir şey olmamalı. O zaman K çarpı M, G demeliyim. M'ler sadeleşti. O zaman cismin ivmesi A eşittir. K çarpı G olmalı. Bu durumda bakın bu hız zaman grafiğinin eğiminin sabit olması gerektiğini söylüyor bana. Çünkü şurası alfa ise burası da alfa olmalı ki iki grafikteki eğim de K çarpı G'ye eşit. Yani birbirinin aynı büyüklükte olmalı. Şunu söyleyeyim. Hız zaman grafiğini ben P'den fırlattığımda geriye doğru çizmem lazım. Yani eksi yönde çizmem lazım. Yani zaman ekseninin altında çizmem lazım ama burada ivme büyüklüğünün aynı olduğunu dolayısıyla bu grafiklerin hani nasıl söyleyeyim paralel bir grafik olması gerektiğini en azından eğimlerinin aynı olduğunu söylemek için böyle çiziyorum. Yoksa aslında benim V üssünü göstermek için çizdiğim grafiğin şöyle olması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Hemen şuraya ya da şuraya çizeyim. Normalde şöyle bir grafik çizmem lazım. Burası hız, şurası zaman ekseni olsun.
zaman. Dolayısıyla benim V üssü kadar hızdan başlatıp şöyle T üssünde bitirmem lazım bu grafiği. Ancak şu açının alfa olduğunu söylemem lazım. Ben hani şey olsun diye, hani paralel olsun, daha büyük alan olması gerektiğini söyleyelim diye bunu bu şekilde çizmiş oldum. Hata yapmak niyetinde değilim yani açıkçası. Şimdi o zaman mavi ile çizdiğim şu grafiğin alanı ya da gerçek değer durumunda düşünürseniz şurayı söyleyebilirsiniz. Bu alanda ifade edilebilir. O zaman şöyle demem lazım. Bu alanın P'den K'ye kadar yani 4x olması gerekiyor. Bu durumda 4x yine biraz önce işlemini aldığımız gibi 1 bölü 2 aynı ivme çarpı T üssünün karesi diye yazılmalı. Ha, o zaman demek ki şöyle yazmalıyım. Bu ikisini birbirine oranlarsam hemen altına yazayım mı bunu da? Şöyle 1 bölü 2x eşittir 1 bölü 2 a çarpı t kare diye. Bunları birbirine böleyim. X'ler 2'ler gitti. 1 bölü 2 gitti. A'lar gitti. O zaman t üssü eşittir 2 t karenin karekökü oldu. Yani t üssü eşittir kök 2 t etti. Ha, güzel. Peki hız dediğim şey, V dediğim şey A çarpı T idi ya hani. Dolayısıyla V üssü dediğim şey de eşittir A çarpı T üssü olmalı. Yani A çarpı T çarpı kök 2 olmalı. Bu durumda V üssü eşittir kök 2 V olmalı derim. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B şıkkıdır derim. Güzel. Bu dinamik yöntemiyle sorunun çözümü. Dinamik yöntemiyle sorunun çözümü düşünürseniz şunu söylemiş oluyorsunuz yani. Önce benim cismin ivmesiyle ilgili bilgi sahibi olmam lazım. Sonra bu cismin yavaşlayıp durduğunu söylüyorum. Demek ki x eşittir 1 bölü 2 at kare. Ya da hızı sıfır olmayacak bir noktaya geliyorsa en azından denklemim şuydu hatırlarsanız. V sıfır çarpı t eksi 1 bölü 2 at kare gibi bir denklem kullanıyordum. Burada son hız sıfır olduğu için x eşittir 1 bölü 2 at kare denk geldi diye söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum da var tabii. Bu soruyu eğer dinamik yöntemiyle çözmeyecekseniz daha basit bir şekilde enerji yöntemiyle çözebilirsiniz. Tabi burada işlemler biraz daha kolay gelecek. Şöyle bir şey. Şimdi ben başlangıçta K noktasında bu cismin enerjisinin, kinetik enerjisinin E kadar olduğunu, bunun da 1 bölü 2 m çarpı v kare kadar olduğunu söyleyebilirim. Peki, güzel. Peki cisim başlangıçta bu halde hareket ederken aşağıya doğru bir mg, yukarıya doğru bir normal kuvvet ve geriye doğru bir sürtünme kuvveti oluştuğunu söyleyebilirim ki burada cismin M noktasına gelip de durması durumunda V eşittir sıfır olması durumunda kinetik enerjisinin sıfıra indiğini varsaymam gerekiyor. Çünkü durmak bu demek oluyor kinetik enerjinin kalmaması. Peki bu kinetik enerji kim harcıyor? Sürtünme kuvveti. O zaman demek ki 1 bölü 2 mv kare eşittir sürtünme kuvveti çarpı 2x'lik yol diye yazabilirim. Gayet doğru bir ifade olur. Bir problem de çıkmaz. Şimdi sevgili arkadaşlar hemen şunu görmeniz gerekiyor burada. Ben P noktasından cismi bu sefer ters yöne fırlatıyorum. V üssü hızıyla. O zaman enerjisi bu cismin o anda E üssü olsun. Eşittir 1 bölü 2 m çarpı v üssünün karesi. Bu da eşittir. Dikkat eder misiniz lütfen? Aşağıya doğru bir mg ağırlık var. Yukarıya doğru normal kuvvet var. Ve geriye doğru sürtünme kuvveti var. Cismin üzerine uygulanmış. Şimdi mg aynı. Normal kuvvet aynı. Aynı yüzeydeyim. Sürtünme katsayısı sabit. Öyle diyor. Sürtünme kuvveti de sabit diyor hatta soru. O zaman bu seferki enerjiyi yine sürtünme kuvveti sıfıra indirmeli. Aynı sürtünme kuvveti bu sefer sahip olduğum enerjiyi 4x kadar yolda sıfıra indirmeli.
Ha tamam, yaşasın. Bakın bu iki denklemi birbirine taraf tarafa bölersem 1 bölü 2'ler, m'ler gider, sürtünme kuvvetleri ve x'ler gider. Şu 2 ile 4 sadeleşir, aşağıda 2 kalır. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkar. V'nin karesi bölü V üssünün karesi eşittir 1 bölü 2 olur. Yani V üssü eşittir 2 V karenin kare köküdür. O zaman V üssü eşittir kök 2 V olacaktır. Bu da sorunun doğru cevabının B seçeneği olduğunu söyler. Dediğim gibi ister dinamik yöntemiyle ister enerji yöntemiyle bu tür soruları çözebilirsiniz ki genel olarak enerji yöntemi bu tür sorularda daha kolay sonuç verecektir işlem bakımından. Evet, geldik üçüncü soruya. Üçüncü soru şöyle söylüyor. Sürtünmeli yatay düzlemde duran M kütleli bir cisim. Yatay F kuvvetiyle şekilde gösterildiği gibi A noktasından B noktasına kadar itiliyor. Bu sırada kuvvetin gücü P oluyor. Buna göre kuvvetin büyüklüğü sabit kalmak şartıyla işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa kuvvetin AB noktaları arasındaki gücü artar. Güzel. Peki sevgili arkadaşlar, önce gücün ne demek olduğunu inceleyelim. Güç dediğimiz şey sevgili arkadaşlar, bunu biz P ile gösteriyoruz biliyorsunuz. Güç dediğimiz şey cisim ya da işte bir kuvvet olabilir. Kuvvet bir cisim üzerine iş yapıyor olabilir. Ya herhangi bir şekilde bir iş yapıldığını varsayalım. Bu işin yapılma hızına güç denir. Ya da birim sürede yapılacak olan iş büyüklüğü bizim için güç olarak tanımlanır. Peki, o zaman gücü şöyle düşünmem lazım. Eğer ben toplamda W kadar iş yapıyorsam ve bu toplamda yaptığım W kadar işi delta T kadar süre içerisinde yapıyorsam, bu durumda W'yu delta T'ye bölersem 1 saniye içerisinde yaptığım işi bulurum. Bu da güç tanımını ortaya çıkarır. Peki, sevgili arkadaşlar, bu durumda gelin AB arasında kuvvetin yaptığı iş için güç ifadesini konuşmaya başlayalım. P AB arasındaki güç eşittir kuvvet çarpı AB mesafesi bölü AB arasını alma süresi TAB şeklinde bir ifade oluşturmam gerekiyor. Peki gelin şimdi yargıları inceleyelim. Burada dikkat ederseniz birinci yargıyı okuduğumuzda cismin kütlesini azaltmak. Cismin kütlesini azaltmak sanki bu sistemde, bu denklemde bir etkiye sahip değilmiş gibi görünüyor ama şöyle düşünebilirim. Eğer bu cismin kütlesini daha küçük yaparsam, bu durumda bu cismin kütlesi küçüldüğü için siz demeyecek misiniz F net eşittir M çarpı A'dır. O zaman cismin kütlesi büyüyorsa net kuvvet sabitken ivmenin büyümesi lazım. İvme büyüyorsa bu cisim A'dan B'ye mesafeyi daha kısa sürede alır. O zaman kütleyi azaltmak bu sistemde kuvvetin gücünü artıracak olan bir etki oluşturur. Çünkü delta T'yi küçültüyor. İvme büyüdüğü için A'dan B'ye daha kısa sürede ulaşıyorum. Peki, güzel. Ha bu arada kütleyi büyüttüğümde yapılan iş değişmiyor. Kuvvet aynı, AB arası mesafe aynı. Kuvvetin yaptığı iş F çarpı uzaklık. Zaten F aynı, uzaklık aynı olursa bir şey değişmedi. Peki, ikinci yargıya bakalım. Cismi A noktasından B'ye doğru bir ilk hızla harekete başlatmak son derece doğru bir ifade. Neden? Şunun için. Eğer bu cismin hızı sıfır, şuraya geldiğinde hızı v oluyorsa, bunu eğer başlangıçta bir v hızıyla fırlatırsam, bu durumda cismin A noktasından B noktasına gelme süresinin küçüleceğini söyleyebilirim. Kuvvet sabit, AB aralığı sabit. O zaman kuvvet çarpı AB aralığı dediğim iş büyüklüğü sabit değerli. İlk hızla fırlatırsam daha kısa sürede geliyorum. O zaman aynı işi daha kısa sürede yapıyorsam güç büyümüş anlamına gelecektir. Onun için ikinci yargı da doğru oldu. Üçüncü yargı şöyle diyor. Cisim ile düzlem arasındaki sürtünme kat sayısını azaltmak. Evet sevgili arkadaşlar, cisimle düzlem arasındaki sürtünme kat sayısını azaltırsak eğer, bu durumda cismin
ivmesi büyüyecektir. İvme büyüdüğü için zaman küçülecektir. Kuvvetin yaptığı iş, kuvvet aynı. AB yolu aynı. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı işte bir değişiklik yok. Ama cisim daha kısa sürede A'dan B'ye geleceği için zaman kısalmış olacak. Bu da cismin aynı miktarda işi daha kısa sürede yapması anlamına geleceği için gücün büyümesi olacaktır. Gücün büyümesi anlamına gelecektir. Bu da sorunun doğru cevabının E seçeneği olduğunu söyler bize. Evet, geldik dördüncü soruya. Son derece şık hazırlanmış bir genleşme sorusu sevgili arkadaşlar. Bu tür soruların ÖSYM tarafından sorulabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle söyleniyor dördüncü soruda. Metal bir şerit şekildeki gibi kendi üzerine sarılarak bir zemberek elde edilmiştir. Zembereğin B ucu serbest hareket edebilirken merkezindeki A noktası bir tahta levhaya oynamayacak şekilde sabitlenmiştir. Merkezi etrafında sürtünmesizce dönebilen K diskine bir ibre bağlanarak zemberek şeridine dokunacak şekilde tahta levhaya yerleştirilmiştir. Bu şekilde oluşturulmuş bir metal termometrenin daha duyarlı olabilmesi için işlemlerinden hangileri tek başına yapılabilir ya da yapılmalıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar, burada anlatılan durumla ilgili bir sistemin çalışma prensibini gözden geçirelim. Şöyle bir durum söyleniyor. Diyor ki şuradaki bölümü dikkate alırsanız bu üstüne, kendi üstüne sarılmış esnekliği olan malzemeye zemberek denir. Şurası zemberek. İşte zemberekli saatler, zemberekli oyuncak arabalar gibi şeylerde bu zembereği bir kuvvetle daha çok sıkıştırırsınız, sararsınız. Dolayısıyla onun üzerinde bir esneklik potansiyel enerjisi biriktirirsiniz. Onu serbest bıraktığınızda işte mekanizmanın belirli bir süre kendiliğinden çalışmasına yetecek kadar enerjiyi oluşturmuş olursunuz. Şimdi buradaki zembereğin kullanım amacı da şu. Bakın şöyle bir şey. Şuradaki A noktası bu tahtaya sabitlenmiş durumda. Dolayısıyla sıcaklık arttığında zembereğin şuradaki metal şeridi, şöyle salyangoz gibi sarılmış olan şu metal şerit gittikçe daha çok uzayacak. Bunun uzaması şöyle metal şeridin tam K diskinin olduğu yerden sola doğru geçmesi anlamına gelir. Bu da metal diski şöyle saat yönünde çevirecektir. Metal disk saat yönünde dönerse o zaman ibre de yine saat yönünde döner. Dolayısıyla siz bunu bir gösterge skalasıyla ayarlarsanız, ölçeklendirirseniz sıcaklık arttığında ibrenin ucu sağa doğru dönecek. O zaman sağa doğru yükselen sayılar yazarsanız sıcaklığın ölçümünü yapmış olursunuz diye konuşabiliriz. Gayet de güzel bir metal termometredir. Bu arada termometreler biliyorsunuz sıvılı termometre, gazlı termometre ve katı termometreler olarak düzenlenebilir. Katı termometreler metal şerit kullanılan ya da metal çift kullanılan termometreler yüksek sıcaklık ölçümlerinde, binli derecelerin ölçümlerinde kullanılır sevgili arkadaşlar. Hemen küçük bir bilgi olsun. Sıvılı termometreler ortalama sıcaklık, yani günlük hayat koşullarında işte civanın ya da alkolün sıvı halde bulunabildiği sıcaklıkları ölçmek için kullanılan bir şeydir. Sıvılı termometrelerin yüksek sıcaklığı ölçmesi mümkün değildir. Çünkü yüksek sıcaklıklara doğru gittiğinizde sıvı buharlaşır. Sıvılı termometrenin düşük sıcaklıkları ölçmesi de mümkün değildir. Düşük sıcaklığa doğru gittiğinizde bu sefer sıvı donacaktır diye söyleyebiliriz. Onun için günlük işte sıcaklık değerlerinin, ortalama sıcaklık değerlerinin olduğu yerlerde sıvı halde bulunabilen maddeler kullanılıyor. Bu ortalama sıcaklıkları ölçtüğümüz sıvılı termometrelerde. Bir de gazlı termometreler var. Gazların kullanıldığı termometre. Bunlar sıcaklığı son derece küçük derecelere kadar ölçebilir. Hani şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Ya arkadaş, su buharı nasıl şey yapacak? 100 derecede kaynıyor. Nasıl 100 derecenin altında? Tabii ki malzemeler sudan ibaret değil. Mesela oksijenin
sıvı hale geçebilmesi için kaynama noktası eksi 218 derece. Dolayısıyla eksi 218'e kadar gaz halinde bulunuyor bu oksijen. Oraya kadar sıcaklığı gazlı termometreyle ölçebilirsiniz ki eksi 218 derece öyle kolay kolay ulaşılabilen bir sıcaklık değeri değildir gibi. Hemen bilgiyi de söylemiş olayım. Peki burada bahsedilen termometrenin daha duyarlı bir termometre olması için neler yapılabilirinden üzerinden gidelim. Şimdi bir kere şöyle düşünelim. Bakın buradaki gösterge skalası üzerinde yazılan sayılar 0, 5, 10, 15 gibi bir şeyse bu durumda 0'ı kolaylıkla ölçersiniz, 5'i kolaylıkla ölçersiniz. İşte araya çizgiler koyduysanız 4'ü de kolay ölçersiniz ama sıcaklık değeri 3,5 derece ise bunu göremeyebilirsiniz, bunu anlamayabilirsiniz. 3,2 mi, 3,4 mü, 3,7 mi bunu göremeyebilirsiniz. Dolayısıyla bir termometrenin duyarlılığını artırmak için gösterge skalası üzerinde daha çok sayı, daha minik aralıklarla ya da daha çok bölmelendirilmiş bir skala oluşturmak gerekir. Ha, bu arada şöyle de bir şey söyleyeyim. Skalayı tabii ki ibrenin ucuna yerleştireceksiniz. Dolayısıyla eğer şöyle düşünün, şöyle skala. İbrenin ucu sevgili arkadaşlar aynı K diskine bağlıyken bile ibrenin ucu şöyle düşünürseniz. Mesela boyu kısayken ibrenin ucu şuraya geldiğinde boyu uzunken ibrenin ucu daha çok yer değiştiriyor. Dolayısıyla bu skalada iki bölme hareket etmek bu skalada daha çok bölmeye ayırabileceğim anlamına geliyor. Dolayısıyla ibrenin boyu skalayı uzaklaştırarak büyütülürse bu termometreyle daha küçük değişimler bile hemen fark edilebilir. Bu da termometrenin duyarlılığının artması anlamına gelecektir. Başka bir şey şu sevgili arkadaşlar, bakın bu termometrenin metali, o zembereğin yapıldığı metal şerit şöyle genleştiğinde uzuyor. O zaman iyi genleşen bir metal seçersem bu durumda minik sıcaklık değişimlerinde bile genleşme miktarı bu kadar değil, daha büyük olacaktır. Dolayısıyla daha büyük genleşme miktarı daha çok boy değişimi, onun içinde daha çok ibre dönüşü anlamına geliyor. Bu da küçük sıcaklık değişimlerini bile daha kolay fark etmek anlamına geliyor ki bu da duyarlılığı artıran bir özellik ya da işlem olacaktır. Aynı şekilde şöyle düşünün. Şimdi K noktasında bir disk var, bir silindir var ya da bir işte dönme mekanizması var. Merkezi etrafında dönebilen bir disk. Şöyle şuradan geçen işte metal şerit büyüklüğüne bağlı olarak bu disk dönüyor. Eğer bu diski kocaman bir disk yaparsanız sevgili arkadaşlar şöyle. Bu durumda şuradan geçen metal şerit ne kadar çok geçse de bunun dönüş miktarı az olacaktır. Açı cinsinden söylüyorum bunu. Eğer bu diski küçücük yarıçaplı yaparsanız bu durumda metal disk minicik şey yapsa, metal şerit minicik genleşse bile bu küçük disk, küçük yarıçaplı diskte daha çok derece dönmeyi sağlayacaktır. Bu da ibrenin daha çok oynaması, dolayısıyla sıcaklığın değiştiğinin daha kolay fark edilmesi ve onun daha kolay ölçeklendirilmesi anlamına geliyor. Demek ki diskin küçültülmesi burada duyarlılığı artıran bir şey. Mesela daha uzun metal şerit kullanmak, daha uzun kullanırsanız genleşme daha çok boy değişimi oluşturacak. Dolayısıyla da daha kolay ölçeklendirebileceğiniz bir sıcaklık farkındalığı oluşturacaktır. Metal şeritin genleşme katsayısının daha büyük oluşu, diskin daha küçük oluşu, ibrenin uzun oluşu, gösterge skalasının içinde daha çok bölme oluşu gibi özellikler duyarlılığı artıracaktır. Şimdi bu bilgiler ışığında gelin yargıları bir değerlendirelim. Zemberekle aynı cins daha uzun metal şerit kullanmak. Evet, metal şerit daha uzun olursa aynı sıcaklık değişiminde daha çok boy değişimi, daha çok uzama meydana gelir. Bu da ibrenin daha çok hareket etmesi, dolayısıyla sıcaklık değişiminin daha kolay fark edilmesi anlamına gelecektir. Daha kolay ölçeklendirilmesi anlamına gelecektir. Birinci yargı doğru. K diskinin yarıçapının azaltılması, biraz önce söylediğim gibi yarıçap küçültülürse
Disk daha çok döner. Bu da ibrenin daha çok hareket etmesi, daha çok dönmesi, daha büyük açıyla dönmesi, bunun ölçeklendirilmesinin de daha kolay olmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla bu da duyarlılığı artıracak bir değişikliktir. İbrenin boyunu uzatmak, biraz önce konuştuğum gibi ibrenin ucunun hareket miktarında değişiklik oluşturacak. Bu da duyarlılığı artıracaktır. Mesela ibrenin boyunu kısaltmak da aynı zamanda skalada gösterdiği değeri okumak zorlaşacak, uzaklaştığı için ucu diye de söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Evet, geldik 5. soruya. 5. soru güzel bir elektrostatik sorusu. Aslında elektrostatikte Faraday kafesi ile ilgili bir soru. Bir taraftan da küresel iletken kabuğun içine dokundurulan cisimlerin işte nötrlenip nötrlenmemesi ile ilgili bir kavram yanılgısı vardır. O kavram yanılgısının üzerinde duran bir sorudur sevgili arkadaşlar. Şöyle söyleniyor. K ve L özdeş iletken küresel cisimleri, M iletken küre kabuğu kullanılarak şekildeki sistem kuruluyor. Sistemde yalnız M cismi elektrikle yüklüdür. İletken teller üzerinde bulunan anahtarlardan önce A anahtarı kapatılıyor. Buna göre B, C ve D anahtarlarından hangileri tek başına kapatılırsa sistemdeki bütün cisimler elektrik yüklü olur denilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu tür sorularda en çok karşımıza çıkan olay kavram yanılgısı şöyle bir şey. Bir tane küresel kabuk olsa biz şöyle söylüyoruz. Bu küresel kabuğun içine bir cismi sarkıttık. İşte bu cisim Q yüklü. Sonra bu cismi o küresel kabuğun içine dokundurduk. Şöyle bir şey. Güzel çizemedim ama olsun. Şöyle dokundurduk. Diyelim ki bu artı Q yüklüydü. Artık içine dokununca cisim nötr oldu. Cisim nötr. Kabuk artı yüklü. Başlangıçta kabuk nötrdü. Nötr. Cisim yüklüydü. Şimdi kabuk artı yüklü, cisim nötr oldu diye konuşabiliriz. Yalnız biz burada böyle söylediğimizde aslında cismin nötrlenmesi için gerekli şartın cismin kabuğun içinde olması gerektiğini belirtmemiz lazım. Yani şu genelleme doğru değil. İşte iletken bir kabuğun içerisine dokundurulan cisimler nötrlenir. Hayır, böyle değil. İletken bir cismin iletken kabuğun içindeyken o iletken kabuğun içine dokundurulması durumunda nötrlenme gerçekleşecektir. Dolayısıyla eğer benim bir cismi şöyle ve şöyle bir kabuk olduğunu düşünün. Şöyle. Bu artı yüklü bir cisim. Bu da nötr olan bir kabuk olsun. Bir cismi bu şekilde nötr kabuğun içine dokundurursam eğer, o zaman nötrlenmenin gerçekleşmeyeceğini söylerim. Çünkü şöyle bir bilgi var benim elimde. Şu yine bizim cisim olsun şöyle. Şöyle bir bilgi var elimde sevgili arkadaşlar. Bir cismin ikinci bir cisme dokunduğunda yük alışverişi ne zamana kadar devam ediyor? Aralarında potansiyelleri eşit oluncaya kadar. Dolayısıyla eğer bunlardan biri nötr, biri artı yüklü olursa o zaman potansiyeller eşit olamaz. Dolayısıyla böyle bir yük paylaşımı olamaz. Ama cisim içeriye dokunursa zaten iletkenlerin içinde net yük sıfır olacağı için bu cisim içerideki bir nokta gibi davranır. İçerideki noktaların üzerinde net yük sıfır olacağından kendisi de iletken kabuğun iç bölgesindeki bir madde gibi davranır ve nötrlenir. Ama burada öyle bir durum yok. Her ikisinin de aynı cins yüklenmesi lazım. O zaman soruya dönecek olursak bakın M cismi yüklü. Bu durumda A anahtarını kapattım. Sonra diyor B'yi kapatırsam, C'yi kapatırsam ve D'yi kapatırsam hangilerini kapattığımda bütün cisimler yüklü olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın A'yı kapattığımda K ve L'nin birbirine dokunmasını sağlamış oldum. O zaman B'yi kapatırsam bu durumda M,
K'ye dokunmuş olacak. K de zaten L'ye dokunuyor. Dolayısıyla bütün cisimler birbirine dokunmuş oluyor. Ve cisimler, K ve L cisimleri M'nin dışında olduklarına göre onlar da yüklü olmalılar derim. Ha tamam, B tamam o zaman. B olur. C'yi kapattım. Bakın yine nötr olan o cisimler, KL cisimleri küre kabuğunun dışındalar. O zaman küre kabuğunun dışındaysalar sanki dışarıdan dokunuyorlarmış gibi yüklerini paylaşacaklar. O zaman M cisminin yükü, K ve L'nin yükü hepsi aynı cins olacak şekilde sanki birbirine dıştan dokunuyormuş gibi yük paylaşımı olacaklar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bu iletken telin, şöyle şu kesikli çizgiyle göstereyim. Bu iletken telin şu bölümünde yük olmaz ama bu bölümü sanki iletken küreye dışarıdan dokunan bir tel gibi davranır. Dolayısıyla o tel K cismi ve K cismine bir iletkenle bağlı L cismi de yüklü olmak durumunda olur. Aynı şey D anahtarı için de geçerli. D anahtarını kapattım. Telin şurada kalan bölümü yüksüzdür, nötrdür. Ama dışarıda kalan bölümü L'ye ve K'ye dokunan, onlar da zaten birbirine dokundukları için yüklü olmuş olurlar. Dolayısıyla A anahtarı kapalıyken, yani KL birbirine dokunurken, tek başına B'yi kapatsanız da, tek başına C'yi kapatsanız da, tek başına D'yi kapatsanız da bütün cisimleri birbirine dokundurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla da bütün cisimler bir aynı cins yüklenmiş oluyor. Bu durumda doğru cevabın E seçeneği olduğunu söylememiz gerekir. Evet, geldik 6. soruya. 6. soru bir dalga sorusu, su dalgası sorusu. Su dalgalarının derinlikle hızının değişmesi sorusu. Şöyle söyleniyor. Bir dalga leğeninde oluşturulan doğrusal dalganın K, L ve M ortamlarına karşılaştığında dalga cephesi şekildeki gibi görülmektedir. Doğrusal su dalgası L ortamı içerisinde doğrusal dalga kaynağı ile oluşturulduğuna göre K, L ve M ortamlarının derinlikleri HK, HL, HM nasıl sıralanır? Şimdi sevgili arkadaşlar, bize soru şunu söylüyor. Diyor ki L ortamında bir dalga kaynağı var. Bu dalga kaynağı titreşerek bu dalgayı oluşturdu ve dalga KLM ortamlarının ayırıcı yüzeylerine geldiğinde bu şekilde görünüyor. Hemen şöyle düşünmeliyiz sevgili arkadaşlar. Madem L ortamında oluşturdum bu dalgayı. Bakın burada yine bir kavram yanılgısından da bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi L ortamında oluşturduğum dalga aslında şuradaki K ortamıyla karşılaşmamış olsaydı, şuradaki ara kesit yüzey olmasaydı, o zaman bu dalganın ucu şu doğru üzerinde duracaktı. Doğru mu? Şöyle. Hatta bunu bir daha düzgün çizeyim. Şöyle. Eğer dalga dediğim gibi K noktası ya da K yüzeyi ile karşılaşmasaydı bu dalganın ucu şöyle duracaktı. Ama dalga L ortamındaki doğrultusuna göre K ortamı içerisindeyken daha geride kalmış. O zaman demek ki şu söyleniyor. İleride olması gereken dalga geride kalıyorsa demek ki K ortamına geçen dalgalar yavaşlamış. Bu durumda sen şöyle demelisin. VK dalgaların K ortamındaki hızı küçüktür VL olmalı. Güzel. Su dalgalarında şöyle bir ifademiz vardı. Derin ortamda dalgalar daha hızlı, sığ ortamda daha yavaş ilerlerdi. O zaman HK küçüktür HL olmalı. Bunu söylemiş olduk. Peki, şimdi öbür tarafa bakıyorum. L ortamındaki dalga eğer şuradaki ara kesit yüzeyiyle karşılaşmasaydı, o zaman dikkat edin buradaki duruma, şöyle durması gerekirdi dalgaların doğrultusu. Yani L ortamındakiyle paralel olması gerekirdi. Ama böyle olmak yerine dalgaların ucu daha ilerideki bir noktada bulunmuş. Yani bu şu anlama geliyor. L ortamında V hızıyla hareket eden dalgalar M ortamına geçince L ortamında kalan bölümünü geçmiş oluyor. Ha, demek ki M ortamına geçince daha hızlı gidiyorlar. O zaman V, M büyüktür, VL olmalı.
Ha tamam. M'deki derinlik L'den de büyük anlamına geliyor bu. Bu durumda dalga leğenindeki kelime ortamlarının derinlikleri M'nin derinliği en fazla sonra L'nin sonra K'nin olmak üzere sıralanabilir. Bu durumda sorunun doğru cevabı B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir yanılgı oluşabilir. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi dalganın K ortamındaki doğrultusuyla M ortamındaki doğrultusu birbirine paralel. Dolayısıyla K ve M ortamlarındaki dalgaların hızları birbirine eşittir gibi bir kavram yanılgısına girebilirsiniz ya da bir hataya girebilirsiniz. Bu böyle sayılabilir. Ne zaman sayılabilir sevgili arkadaşlar? Şöyleyken sayılabilir. Şöyle bir dalga var. Şöyle bir dalga cephesi var. İşte şununla şurada ilerleyen dalga cephesiyle burada ilerleyen dalga cephesi eğer birbirine paralel oluyorlarsa şöyle şununla şu işte o zaman diyebiliriz ki şu nokta şu x ortamıyla şu z ortamının derinlikleri aynı şu y ortamı olsun. Ancak bunu söyleyebilmek için şuranın buraya paralel olması lazım. Yani x y'yi ayıran yüzeyin Y, Z'yi ayıran yüzeye paralel olması lazım. Bakın burada KL'yi ayıran yüzey, LM'yi ayıran yüzeye paralel değil sevgili arkadaşlar. O paralel olmadığı için açılar aynı bile olsa, yani K ve M'deki doğrultular aynı bile olsa derinlikler, hızlar eşittir diyemem. Burada sadece işte L ortamındaki doğrultuya göre geride kalmış, dolayısıyla daha yavaş gitmiş olmalı. L'ye göre ileri gitmiş, dolayısıyla daha hızlı gitmiş olmalı şeklinde düşünmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Evet, geldik 7. ve son soruya. 7. soruda bir optik sorusu, güzel bir optik sorusu aslında. Bu denemelerde en önemli noktalardan bir tanesi sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi kavram yanılgısı üzerine gidiliyor olması. Konularda hep piyasadaki kitaplarda yanlış anlaşılan, yanlış algılanan durumların ortaya konulması aslında bir tık soruların hani diğer insanlar tarafından "Aa, farklı bir soruymuş" ya da "zor bir soruymuş" diye değerlendirilmesinin temel sebebi bu. Aslında konunun temelini araştırıyor. Diğerleri gibi ezbere bilgi sorulmuyor bu yayında, Aydın Yayınları'nın 30'lu TYT denemelerinde. İşin içinde olduğum için açıkça bunu söyleyebilirim. Gerçekten de amacımız buydu. Yedinci soruyu çözerek devam edelim ve bitirelim. Hava ortamında bulunan ince kenarlı bir merceğe gönderilen K ve L aynı renkli ışık ışınlarının mercekten geçişleri şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar, hava ortamında bulunan ince kenarlı mercek demek, bu mercek yakınsak mercek demektir. Yani asal eksene paralel gelen ışık ışınları odak noktasında toplanıyor anlamına gelecektir. Şimdi gelin yargılar üzerinden konuşarak bu soruyu da çözelim. Şöyle diyor birinci yargıda, diyor ki A noktasındaki cismin görüntüsü B noktasında oluşur. Bu son derece doğru bir ifadedir. Şöyle düşünün. A noktasındaki cismin görüntüsünü bulacağız. Peki bu cismin görüntüsünü bulmak için en az iki tane ışık ışınının mercekte kırıldığında nasıl hareket ettiğini bilmemiz lazım. Eğer bunu biliyorsak bu durumda şu ortaya çıkar. Bu iki ışının kendileri kesişiyorsa o ışınların kesiştikleri yerde o iki ışının, tabii A'dan çıkan en az iki ışın diyorum ya, işte o iki ışının kendisi değil de uzantıları kesişiyorsa uzantıların kesiştiği yerde A cisminin görüntüsü oluşacaktır. Ve şunu söyleyeyim, kesinlikle doğru bir bilgi. A'dan çıkan iki tane ışını doğru yol aldırdığınızda, doğru şekilde çizdiğinizde ışınlar nerede kesişiyorsa, o zaman A cisminden çıkan milyon tane farklı ışın çizin. Hepsi de mercekten geçtikten sonra o iki ışının kesiştiği yerde kesişecektir kesinlikle. Ya da şöyle uzantı ile ilgili de söyleyebilirim bunu. A cisminden çıkan iki tane ışın seçtiniz. Bu iki ışının mercekte kırıldıktan sonra uzantıları bir noktada kesişiyor. O zaman kesinlikle şunu söyleyebilirim. A noktasından çıkardığınız
1 milyon tane ışık olsun. Hepsini mercekten geçirin. Hepsinin uzantısı bahsedilen noktada kesişecektir. Sonucuna ulaşabilirsiniz. Bu görüntü oluşumunun temel şartıdır. Şimdi gelin A noktasındaki cismin görüntüsünü bulalım. O zaman A noktasından çıkan iki ışının nasıl kırıldığına ihtiyacım var. O da zaten soruda verilmiş. Bakın şöyle gönderdiğim bir ışık ışını böyle gitmiş. Yaşasın. Şimdi ışık ışınları tersini olduğu için ben A noktasından bir ışını da şöyle gönderdiğimi düşünüyorum. Şöyle. O zaman bu iki ışık ışını kesişemez. Zaten birbirinden uzaklaşarak gidiyorlar. Bu durumda bunların uzantıları kesişir değil mi? Uzantılar şurada ve şöyle gelirse şurada. Demek ki A noktasından çıkan ışınların uzantıları B noktasında kesişiyor. Bu da bana görüntünün uzantılar kesişerek ve B noktasında oluştuğunu söylüyor. Güzel. Peki. İkinci yargıya bakalım. Birinci yargı bu anlamda doğru. İkinci yargıya bakalım. B noktasındaki cisim görüntüsü A noktasında oluşur. Şimdi gelin bu sefer kırmızıyla çizeyim. B noktasındaki cismin görüntüsünü bulmaya çalışalım. Yine şöyle söyleyeyim. B noktasında bir cisim var olduğunu varsayalım ve merceğe bir tane ışık ışını, şu L'nin tersi yönünde giden bir ışık ışını çizmiş olayım. Tamam, optik merkezden geçtiği için dümdüz gitti. Peki, başka bir ışık ışını daha lazım bana. Mesela nasıl bir şey çizeyim? Mesela buradaki ışık ışınlarını kullanabilirsiniz ama ben şöyle bir şey çizmeyi tercih ettim. Asal eksene paralel gönderdiğim bir ışık ışını çizdim. Bu ışık ışını merceğin odağından geçecek. Ha, odak noktası şurası. O zaman sevgili arkadaşlar, eğer şu ışınla L üzerinden gönderdiğim ışın birbiriyle mesela şurada kesişiyorsa B'deki cismin görüntüsü burada olur. Yok, bunlar kesişmiyor da bunların uzantıları şöyle bir yerde kesişiyorsa o zaman görüntü burada olur. Ama şu ışınla şu ışının uzantılarının A'da kesişmesi gibi bir durum söz konusu bile değil. Ancak paralel gönderdiğim ışık ışınının şöyle gitmesi gerekir ki uzantısı burada kesişsin. Dolayısıyla ince kenarlı bir mercek hava ortamında ışığı böyle kırmayacağına göre, yani paralel gelen ışığı odağa doğru kıracağına göre bu mümkün değil. O da bana B cisminin görüntüsünün A noktasında oluşamayacağını anlatmış oluyor. Bu durumda ikinci yargı kesin yanlış oldu. Üçüncü yargıya gelelim. Şöyle diyor. A noktasının asal eksen üzerindeki iz düşümünün merceğe uzaklığı merceğin odak uzaklığından daha küçüktür. Şimdi sevgili arkadaşlar şu ifade ediliyor. A noktasının asal eksen üzerindeki iz düşümünün merceğe uzaklığı. Şurası x uzaklığı. Deniyor ki x küçüktür odak uzaklığı. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Çünkü bir mercekte eğer bu mercek ince kenarlı bir mercekse, hatta bu ince kenarlı demek doğru olmuyor tam olarak, yakınsak mercekse, o zaman bir cismin görüntüsü eğer cismin arkasında kalıyorsa ya da cismin görüntüsü sanal oluşuyorsa, bu durumda cisim asal eksen üzerinde odakla mercek arasında kalmıştır demiş olmamız lazım. O A noktasının görüntüsü ya da A noktasındaki cismin görüntüsü ışınların uzantıları kesişerek oluşmuştu. O zaman B noktasındaki görüntü sanal bir görüntü, zahiri bir görüntü. Bu durumda A noktası odak noktasıyla mercek arasında kalan bir nokta olmalı. Tam olarak 3. yargıda söylenen ifadenin doğru olduğunu görmüş oluyoruz. Bu durumda 7. sorunun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Haydin Yayınları 30'lu TYT denemelerinin 25.sinde böylece çözdük. Kısa kısa bilgilerle, anlatımlarla süslemeye çalıştık videoyu. Lütfen siz de artık o abone ol butonuna basmaya hazır olun. Lütfen abone olarak izlemeye devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.